Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Melis Fiz. Bugün sizlere benim hakkımda bilmediğiniz 20 şeyi anlatacağım. İşte bu. Çok kısa bir intro olmadı mı? Biraz uzatmam lazım. Aslında hakkımda çoğu şeyi biliyorsunuz zaten. Eğer beni takip ediyorsanız Instagram'da bayağı bütün hayatımı paylaşıyorum. Ama düşündüm hani illaki vardır bilmediğiniz birkaç bir şey. Ve 20 tanesini topladım. Bugün sizlere onu anlatacağım. Hem okuyacağım hem anlatacağım hem göstereceğim birkaç bir şey. Öyle umarım beğenirsiniz. Birincisi alnımdaki iz ve onun hikayesi. Şu an bilmiyorum gözüküyor mu ama gözükmüyor. Bazı açılardan gözüküyor kendisi. Şu ortada, şurada biraz gözüküyor. Ortada, alnımın tam ortasında şöyle bir iz var arkadaşlar. Avatar falan. Şu an gerçi kendisini göremiyorum. Neredesin ya? Biraz bakarsınız, araştırırsanız görürsünüz. Alnımın ortasında bir tane iz var. Ve bu izin hikayesi nasıl oldu bunu anlatacağım size. Hani küçük atlar olur ya, böyle hani gerçek değil de oyuncak sallanmalık, böyle 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 ileri geri sallanırsınız. İşte ben küçükken onda mutlu mutlu sallanıyordum. Çok severdim kendisini zaten. Böyle sallan 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 küçük küçük. Ondan sonra ben hızlanmaya başladım. Hızımı arttırdım biraz aksiyon yapacağım diye. Ondan sonra böyle sallanırken öne... Sen yapış. Yere yapış. Ama öyle böyle değil yani. Şlak diye yapışıyorum. Yerde kalıyorum ölmüş gibi. Aynen şu şekil. Ama yüzüstü yatıyorum düşünün. Ve alnımın ortasında bir bu kadar daha alın oluyor. Orada bir iz kalıyor arkadaşlar. Allah'a çok şükür böyle bir alnım daha yok burada. O geçti indi ama o izi kaldı maalesef. Ama şu an gözükmüyor. Ama bazen gülünce... Evet şu an hiç yok. Neden yok? Belki biraz şurada. Bir koyuluk görünüyor. Ya neyse siz onu bulursunuz. Böyle oyuncak attan düşme hikayemdi. İkincisi ise her zaman sol kolumda taktığım toka ile ilgili. Arkadaşlar bu biraz benim tikim gibi bir şey oldu. Yani tik demeyeyim ama sol kolumda toka olmadığı zaman gerçekten çok rahatsız hissediyorum. Hani tamam çoğunuzun bileğinde toka vardır eminim. Çok da anormal bir şey değil gibi geliyor ama hani ben şöyle söyleyeyim. Hani bu olmayınca burada aşırı bir eksiklik hissediyorum. Hani saçımı bile topladığım zamanlar hani bunu kullanıyorum mesela. Topladığım zamanlar hani bir tane daha başka toka takıyorum. Hani burada bir olacak bir yani. Hatta bak görürsünüz eğer biraz Instagram'da falan dolaşırsanız. Hani gerçekten neredeyse her fotoğrafında vardır bu. Gittiğim en şık yerde de bu var. Hani şey diyor mesela annem artık çıkar şunu. Hani güzel bir bileklik falan takıyor. Tamam diyorum bileklik takıyorum ama bunun üstüne takıyorum. Yani asla bunu çıkarmıyorum hiçbir zaman. Sağ bileğimde olursa da çok rahatsız oluyor mesela. Hani orada da durmasın. Burası boşluk olmamalı. Burası da dolu olmamalı. Yani direkt bu buraya otomatik gidiyor. Bu arada arada bir kamera sallanırsa kusura bakmayın yatak dolduğum için. Böyle sallanınca kamerada sallanıyor. Kısacası siyah tokam sol kolumda olmalı. Bir diğer hakkımda bilgi ise yine küçüklüğe dönüyoruz. Ben küçükken bir şeye çok sevindiğim zaman veya birazcık utandığım zaman yaptığım bir hareket. Onu burada nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum ama bir dakika yapmam lazım. Arkadaşlar şu an zaten bu yatağın çok size sallandığını ve sakat olduğunu söylemiştim ama yine de sizin için bir riski göze alacağım ve yapacağım. Küçükken utandığımda veya çok mutlu olduğumda şöyle bir hareket yapıyordum. Biliyorum çok garip gözüküyor veya spastik misin diye düşünenler olabilir ama evet biraz spastik bir çocuktum. Yani şöyle yapıyordum, şöyle yapıyordum, kendimi böyle itiyordum böyle geriye doğru ve iiiiiip diyordum ama cidden hani her yerde yapıyordum bunu. Atıyorum bir öğretmenin karşısında olabilir ya da yapmamam gereken bir yerde de olabilir. Evimde de zaten hep yapıyordum. Hani mutlu olduğumda veya utandığımda şu aslında geçen gün hatırladım bunu yaptığımı ve böyle kaldım hani ben gerçekten bunu yapıyor muydum oğlum böyle. Ama evet böyle değişik bir çocuktum. Düzgün dur. Videodasın. Sıradaki bilgiye geçersek yine bir yara olacak. Vücudumdaki yaralardan bir tanesi. Bir tanesi alnımda biliyorsunuz. Bir tanesi de parmağımdaki şu yara arkadaşlar. Şurada yuvarlak bir şey var görüyor musunuz? Tam şurada. Şöyle yuvarlak bir şey. Bilmiyorum hiç fark edeniniz oldu mu elimden. Ama hani aslında çok da belli olmuyor uzaktan. Ama böyle yakınlaştırınca şurada böyle bir yuvarlak bir şey var. Ve bu hayatım sonuna kadar geçmeyecek gerçekten. Çünkü bir gram bile bir azalma yok yani o günden beri. Bunun da hikayesi şöyle. Bizim küçükken bir teknemiz vardı. Ve orada ben de en yakın arkadaşlarımdan bir tanesiyle kamerada oynuyorduk böyle düşünün. Böyle kameranın ışıkları olur biliyorsunuz böyle tepelerinde. Sonra o ışıklar da biraz böyle içine göçen ışıklarmış. Hani böyle hani ittirince hafif içine göçüyormuş. Ondan sonra arkadaşın da böyle parmağını sokuyor ışığa. Ne zevkse yani bilmiyorum. Ondan sonra böyle parmağını sokuyor ama hani böyle.
Böyle böyle düşünün. Ben de nasıl bir yine gerizekalılık. Çok güzel, ben de yapacağım deyip gidip yaptığım zaman maalesef onun gibi şu kadarcık yapmadım. Ben böyle komple parmağımı soktum ışığa. Ve o parmak orada yan, orada kızar. Parmağı çektim ve elim komple kan. Parmağım kan, elim, kolum. Yani her yer battı, her yer kan. Ah çok kötüydü, hastane falan filan. Oraları hatırlamıyorum bile. Zaten hem çok küçüktüm hem de o korkuyla bilmem neyle. Anlayacağınız bu parmağıma ampule soktuğumun hikayesidir. Ve bu hayatımın sonuna kadar geçmeyecek bir yara muhtemelen. Bunu da böyle anlatıp gülüyoruz. Ben pek gülmüyorum ama umarım birileri gülüyordur. Sıradaki bilgi küçükken de yaptığım bir şey, hala da yaptığım bir şey. Muhtemelen de hayatımın sonuna kadar yapacağım bir şey. Bu da tik olarak sayılabilir aslında. Resim çizmek olsun, gitar çalmak olsun. Ne olabilir? Yani yaptığım işe gerçekten odaklandığım zaman dudaklarım küçülüyor. Şöyle yani çok komik. Hani böyle değil, şöyle oluyor. Normalde böyle düşünün. Şöyle oluyor. Bildiğiniz bunu hep yapıyorum. Hala da yapıyorum. Yani bu geçmedi maalesef. Hatta buradan Buse'ye selamlar. O bunu yapmamı çok seviyor. Böyle diye yapışıyor böyle. O kadar komik gözüküyor ki ama gerçekten hani hiç farkına varmıyorum. Atıyorum mesela resim çiziyorum. Direkt şöyleyim. Böyleyim ve sonra odağım bittiği zaman şöyle oluyorum. Böyle ya. Falan. Yani uzaktan beni izlerseniz böyle bir şeye odaklanmış durumda. Mesela gitar normal böyle çalarken değil ama atıyorum bir şey çözmeye çalışıyorumdur. Bir şeydir. Hep böyle. Bu kadar çıkalıyor. Nedenini bilmiyorum. Tik yani. Ve engelleyemiyoruz maalesef. Bu da böyle bir anı. Belki benim çok sıkı takipçilerim varsa Hannah Montana'yı çok sevdiğimi biliyorlardır. Ama bilmeyenler için söyleyeyim. Ben küçükken tam bir Hannah Montana hastasıydım. Yani çoğu aslında küçük kız gibi ama gerçekten hastasıydım. Ve belki de o yüzden şarkıcı olmak istiyorumdur. Yani küçükken o kadar çok onun filmleriyle, dizileriyle, stickerları olsun, posterler olsun o kadar çok onlarla büyüdüm ki yani resmen o olmak istiyordum. Hannah Montana olmak istiyordum yani. Bununla ilgili bir şey. Bir gün saymıştım odamdaki bütün Hannah Montana ile ilgili eşyaları ve yaklaşık 40 tane falan madde çıkmıştı. 40. Abartmıyorum. Gerçekten abartmıyorum. Yani, 40 tane şeyim var gibi. Gerçekten 40 tane vardı. Keşke o kağıdı size bulabilsem ama çok eski. Ya da 10 sene öncedir. Doğru. Kaç? 8. Aynen. Çok eski. Ve hani Peru'ndan tutun da ondan sonra böyle basit poster onları saymıyorum bile. Hani gidip yok peruk, yastık, yorgan, iç çamaşırı da var aralarında maalesef. Ondan sonra PlayStation'ın üstünü kaplamışım falan. Saçma sapan böyle Hannah Montana'nın 40 tane eşyam vardı küçükken. Sıradaki bilgi muhtemelen çoğunuzu şaşırtacak bir şey. Çünkü çok yemek yemeyi sevdiğimi biliyorsunuzdur. Ben şu ana kadar neredeyse hiçbir Türk tatlısını denemedim. Nasıl yani ama... Gerçekten denemedim. Hatta şöyle söyleyeyim size. Baklavayı, bildiğiniz normal gerçek baklavayı ilk bu sene tattım hayatımda. Yani 17 yaşındayım şu an ve ilk bu sene tattım. Çünkü bende şöyle bir önyargı vardır maalesef. Küçükkenden daha çok kalma bir şey. Şu an biraz azalttığımı düşünüyorum ama yine de öyle bir önyargı vardır. Eğer tatmadıysam hani sevmiyorum diyorum. Sevmiyorum ve tatmamaya devam ediyorum. Atıyorum işte ne mesela? Aşure mesela. Aşure hiç yemedim. İşte sütlaç hiç yemedim. Kazandibi hiç yemedim. Bu arada bunların isimlerini bile aslında hani duyduğum şeyler ama hani gittim Google'dan baktım Türk tatlıları diye. Yani o kadar aslında aram yok. Bunları bile şöyledir atıyorum. Bir misafirlikte bir yerde bana uzatırlar. Ah Melis'cim bak yaptım yer misin bilmem ne bir şeyler ve hani ben böyle sevmiyorum. Yok sevmiyorum sağ olun. Hep böyleyim çünkü sevmediğimi düşünüyorum tatmadığım için. Aslında belki de seveceğim yesem. Yani bu sene baklavayı ilk tattım ve bayıldım. Gerçekten bayıldım. Yani en sevdiğim tatlı oldu diyebilirim. Şu ana kadar yediğim tatlılar benim hep mozaik pasta, işte kek böyle şeyler, klasik şeyler ama hiç Türk tatlılarını denemedim. Birkaç tanesi hariç. Yok ama şaka maka gerçekten tatlıları denemem lazım. Bu da bir genel kültür bence. Yemek kültürü yani en azından. Bu yüzden belki bir gün tatlıları deniyorum diye bir video çekerim. Şimdiki bilgimiz birazcık aslında kişisel bir şey. Yani daha önce hiç bahsetmediğim bir şey. Çok da yine bahsetmeyeceğim. Sadece üstünden biraz anlatacağım. Yine beni bilenleriniz varsa çok fazla böyle donatlı paylaşımlar yaptığımı belki görmüşsünüzdür. Ya da donatlı eşyalarım işte yok donatlı havlum, donatlı yastığımı belki bileniniz vardır. Veya bir şeylerin altına donat emojisi koyarım bazen. Yani böyle eskiye birazcık daha eski takipçilerim bilirler bunları. Çok fazla donat
görmüş olabilirsiniz benim hesabımda veya benimle ilgili bir yerlerde. Aslında herkes bunu normal donut şeklini sevdiğimi zannediyordu muhtemelen. Ama onun şöyle bir hikayesi var. Donut benim eski hoşlandığım birinin takma ismi gibi bir şeydi. Yani küçükken işte hani ondan bahsettiğimiz zaman anlaşılmasın diye donut diye konuşurduk arkadaşlarımla. Yani bir nevi onun sembolü gibi bir şeydi. O yüzden böyle donut şekline karşı da bir böyle hani sempati duymaya başlamıştım. Hatta donut hiç yememiştim bile yani bu olaylar olurken. Sonradan tattım ve sonradan beğendim. Her neyse yani aslında donutun alt metni bu. Hala kendisiyle arkadaşız bu arada donutla. Buradan izliyorsan merhaba. Sıradaki şey ise yine benim çocukluğuma döneceğimiz bir şey. Çocukken yani nedenini bilmediğim bir şekilde herkesi korkutmaya çalışırdım. Yine spastik Melis'in çocukluğu. Her neyse şöyle bir şey o da. Yani ne zamanlar yaptığımı bilmiyorum. Herhalde kendimi savunmasız hissettiğim zaman mı bilmiyorum, canım istediği zaman mı ne. İnsanları korkutma hareketim vardı ve korkutma hareketim şuydu. Bildiğiniz bunu yapınca insanları korktuğunu zannediyordum ve gerçekten her yerde yapıyordum. Yani mesela bir kere deniz otobüsüne binmiştik. Böyle bir sürü kişi var düşünün. Benim masanın üstüne oturtmuşlar. Bu arada bunu da sonra anlatıyorlar yani o zamanları çok hatırlamıyorum. Masanın üstüne oturtmuşlar böyle. Ben de etrafa bakıyorum. İşte insanlar da bakıyor. Aa ne kadar tatlı falan. Ego. Neyse ne kadar tatlı falan filan diye bakıyorlar böyle. Ben de böyle bakıyordum insanlara. Sonra böyle yapmışım. Ama bir de o kadar küçüğüm ya. Böyle küçük bir kafa... Bilmiyorum, komik yani. Böyle insanları korkuttuğum bir hareketim vardı. Hatta genelde şöyle yapardı. Annem ve babam şöyle derdi. Melis korkut. Melis korkut derlerdi yani. Böyle bir anı. Böyle bir şey. Bakayım başka. Yani bu tam değil ya. Burada biraz şımardığım belli. Burada tam böyle bir şey yapmıyorum ama neyse. Bu tarz bir şeydi yani. Çok fazla böyle fotoğrafım var ama bulamadım şimdi. Bulursam her Instagram'da paylaşırım. Yine Melis ve yemek köşemizden bir bilgiye daha geliyoruz. Benim en sevdiğim kuru yemiş. Benim en sevdiğim kuru yemiş Antep fıstığıdır. Antep fıstığına bayılırım. Antep fıstığını da aslında çok küçükken yemezdim. Yani ara hani şey olur ya böyle leblebi diyorum. Kuru yemiş tabakları olur, arasından böyle alırsın. İşte o arasında benim en sevdiğim oydu ama o zaman bu kadar bir aramızda aşk olduğunu bilmiyordum. Ama son senelerde, son böyle 3-4 senede falan eve almaya başladık. Ve işte o zaman ona olan aşkımın uzun yıllardır olduğunu fark ettim ve böyle bir bağ başladı aramızda. Onsuz bir günüm geçmiyor gerçekten. Sıradaki bilgi çok da şaşırılacak bir şey değil yani en azından benim için. Müzik açmadan duş alamıyorum. Gerçekten alamıyorum. Yani tamam sürekli müzik dinliyorum. Evet evde kitap okurken yani her moduma göre zaten listelerim var. Sürekli müzik dinliyorum ama hani ebe duşta bari bir yani değil mi? Hayır. Ama duşta kesinlikle. Yani bir gün açmayayım çok rahatsız oluyorum. Mesela direkt gidip telefonum şarjı bitiyor. İşte şarj olmasını falan beklemek istemiyorum. Direkt işte bilgisayarı getir, iPad'i getir. Hep bir yerlerden müzik açıyorum yani. Ve misafirlikte kaldığım yerlerde de öyle oluyor. Atıyorum işte duşa gireceğim. Direkt böyle ben müzik açabilirim de ses gelirse rahatsız olur musunuz falan. Direkt bu tripler ve olsa bile açıyorum kısık sesle. Yani bir şekilde her dakika müzik dinliyorum duşta. Ne zaman dinlemiyorum biliyor musunuz? Çok önemli bir şey düşünmem gerektiği zaman oluyor genelde. Çünkü düşüncelerimin önüne geçiyor müzik. Çünkü genelde şu kafada oluyorum. You watch me bleed until I can't breathe. O yüzden yaklaşık 45 dakika boyunca duştan çıkamıyorum. Sıradaki madde de şu. Ben hiçbir şey atamam. Odam daha doğrusu çöplük gibidir. Yani hiçbir şey atmam. Çünkü benim için anılar çok değerli ve hani bunları bir objeyle bağdaştırmayı daha çok seviyorum sanırım. Yani evet aklımda zaten duruyor, evet fotoğraflarda da var ama hani bir obje olunca o beni direkt o ana götürüyor ve bu yüzden hiç kıyamıyorum yani atmaya ve annemle bu konuda çok tartışma yaşıyoruz çünkü hani taşınca da atıyorum artık bir şeyleri at değil mi yani çünkü gerçekten çok ıvır zıvır oluyor yani nasıl diyeyim size saçma sapan. Hani küçükken mesela dergi biriktirirdim. Böyle Hey Girl, Go Girl belki biliyorsunuzdur. Ama şu kadar falan dergilerim vardı. Onları ben kaç sene atladım var ya ama artık yani okumuyorum, bakmıyorum. Evet biliyorum ben de bakmadığımın farkındayım ama hayır onlar benim çocukluğum. Ben onlarla çok eğleniyordum bilmem ne. Onlar duruyor işte atıyorum. Yok küçükken bir yerlerden topladığım taşlar maçlar duruyor. Yani böyle saçma sapan her şey yani bütün dişlerim duruyor mesela. Hepsi, bütün hepsi. Tamam bu önemli bir şey belki ama hani onun gibi anladınız siz. Hiçbirini kıyamıyorum. Şu an biraz... Ama atmam gerektiğini farkındayım artık. Çünkü cidden çok gereksiz. Saç teli falan bile sakladığım oluyor. Sıradaki bilgi bir şarkı olacak. Benim ilk yazdığım şarkı. Yani
Muhtemelen evet, ilk yazdığım şarkı. Bundan bir 10 sene önce falan sanırım. O zamanlar da çok İngilizce şarkı dinliyordum ben ve bu yüzden İngilizce şarkı yapmıştım. Lütfen sözlerini iyi dinleyin. Gerçekten çok anlamlı, harika uyumlu bir şarkı. İleride bir hit olacağına inanıyorum. Hi, my name is Melis. I really like tennis. I am a star. Where is my car? I really love fashion. I don't like action. İşte böyle bir şarkı yani. Eminim çok güzel bir şekilde devamı da vardır ama hatırlamıyorum. Neyse ama ilk başları böyleydi ve o zamanlar çok İngilizce bilgim de yoktu. Böyle sadece birbiriyle uyumlu birkaç kelime seçip şarkı yapmışım ve bunun gerçekten bir hit olabileceğini düşünüyordum. İşte abi, Ana Montana ile büyünce böyle yetenekli oluyorsun. Yapacak bir şey yok. Ha, bir tane daha şarkımı hatırladım şu an. O da neydi ya? Türkçeydi o da. Nasıldı? Nasıldı? Hatırladım şu an. Arkadaşlık önemli, güneş ve toprak gibi. Kankalığa at bir gol, güzel ve mutlu ol. Üzgün olduğunda ihtiyaç duyarsın dosta, kızgın olduğunda. Böyle bir şarkıydı. Ve rap bölümü de vardı ama orası nasıldı? Bilmiyorum ya, çok saçma bir rap bölümü falan vardı. Böyle işte popstar olacağımı düşündüğüm zamanlar. Hala popstar olacağımı düşünüyorum. Ama o şarkılarla değil tabii ki de. Şu an her şeyi bildiğiniz için birazcık çocukluktan anlatıyorum sanırım. Her neyse, çocukken ben hasta olurdum. Çok fazla hasta olurdum yani. Kimsenin konuşmasına izin vermezdim yanında. Hep şöyle dedim. Bu daha çok midem bulandığına geçerli bir şey. Çünkü insanlar konuşunca böyle sanki benim daha çok midem bulanacakmış gibi geliyordu. O yüzden hep şöyle dedim. Hep böyle. Yani yanımda herkes böyle. Herkes böyle takılırdı. Ama asıl söyleyeceğim o değildi. Hasta olduğumda insanlara şunu sorardım. Beni seviyor musun? Biliyorum, çok saçma bir şey. Yani neden, ama kendimi rahatlatıyordum herhalde. Hani hastayken bile beni seviyor musun gibisinden mi soruyordum bilmiyorum ama hep şöyleydim yani. Hastayım ya musun? Beni seviyor musun? Beni öp falan. Yani hep böyle sorular sorardım. Yani bilmiyorum, garip bir çocuktum gerçekten. Ama mutlu büyüdüm. Güzel bir çocukluğum vardı. Bu bilgi. Yani gerçekten bunu gördükten sonra hala benim videolarımı izleyeceğinizi düşünmesem de bir risk alacağım ve göstereceğim. Benim e-okul fotoğrafım. Yani ben şu an anlatmak istemiyorum. Direkt fotoğraf zaten size anlatacak her şeyi. Bu. Biliyorum kalite kötü diyeceksiniz ama gerçekten kalitesi böyle. Bakar mısınız? Ya bu ne? Ne? Kafam bir kere niye fotoğrafın onda birinde? Neden şu kadar aşağıda? Neden bu kadar kalitesiz bir fotoğraf? Ve bu tip ne? Yani gerçekten açıklayamıyorum. Yani iğrenç bir çekimdi. Ama herkesin fotoğrafı böyledir. Yani buradan benim okulumda okuyan arkadaşlarım varsa, benim dönemimde okuyan daha doğrusu, herkesin fotoğrafı böyledir yani. Çünkü onlar ki artık kameraman mı iğrençti, ne iğrençti, sınıf mı iğrençti, tipler mi iğrençti bilmiyorum ama böyle gerizekalı, çirkin, saçma bir fotoğraf yani, anlayacağınız. Ve bunu değiştiremiyorum. Gerçekten neye başvurmam gerekiyor bilmiyorum ama acilen değiştirmem lazım bu fotoğrafı. Sıradaki bilgimiz yine okulla ilgili olacak. Şu ana kadar hayatımda aldığım en düşük not 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani muhtemelen hoca ismimi ve okul numaramı yazdı falan diye puan verdi. 10 aldığım ders de coğrafyaydı arkadaşlar. Lise 1'de mi ne almıştım. Ve hani yanlış anlaşılmasın, notlarım bu kadar kötü değil normalde. Hele liseye kadar hep 90'ın altına hiç inmezdi. Lisede biraz düştü yani, 60'a kadar falan düştü. Ama o coğrafya sınavında ne olduysa, ben ne yaşadıysam artık o sınavda, 10 almışım yani. Allah razı olsun, hoca onu da vermiş. En azından hani birazcık insaflı davranıp onu da vermiş. Allah razı olsun. Buradan ona selam yollamak istiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Derslerime çalışıyorum. Çalışkan bir öğrenciyim. Dersinize çalışın. Dersler çok önemlidir. Ders çalışın. Benim gibi 10 almayın. Şimdi daha böyle kısa kısa bilgilere geçiyoruz. Çok böyle hikayesi olmayan. En sevmediğim film türü dram. Yani neden bilmiyorum ama gerçekten sevmiyorum. Böyle
Bilmiyorum ya, beni boğuyor gibi, böyle hüzünlendiriyor ve ben çok böyle ağlamayı sevmem aslında. Yani kim ağlamayı sever, gerçi saçma bir şey oldu da. Hani nasıl diyeyim, kasten ağlamayı. Yani ağlayacağını biliyorsun mesela, niye izliyorsun? Hani Titanic falan tamam, okey, güzeldi ama hani genel olarak bir açayım da dram izleyeyim demem. Ama onun dışında her tür filmi severim. Mesela korku çok severim, komedi severim, aksiyon severim ama dram mı? Yani dram en sevmediğim. Evet, sıradaki bilgiye geçiyoruz. Ben arabada uyumaya bayılıyorum. Ama araba demeyeyim, hatta size böyle sallanan araçlarda diyeyim. Mesela tekne, mesela uçak, mesela araba. Yani direkt uyurum. Direkt ama hani belki yine uyuyanız vardır arasında ama ben aynen size gösteriyorum yani. Hatta küçükken bununla ilgili çok dalga geçilen olaylarım oluyordu. Ailem tarafından dalga geçilen. Hep şöyleydim ben. Biniyoruz arabaya mesela. Biniyorum ama daha yeni bindim. Anne kapıyı kapattı, kemerini taktı, ben kemerimi taktım. Anne uyuyabilir miyim? Uyu kızım. Ve 3 saat uyurum. Yani hiçbir şekilde uyanmam. Yani beni gelip Melis diye sarsmadığın sürece hiç uyanmam. Çünkü çok seviyorum. Yani böyle sallanıyor. Böyle mis gibi. Ve saat hiç önemli değil. Yani uykudan kalkıp yine gidip uyurum. Ya da ne bileyim, her türlü uyurum yani. Bu yüzden hatta herkes çok şikayetçi. Çünkü hani insan yolculukta kendine bir arkadaş ister, anladınız mı? Böyle muhabbet edecek, ne bileyim, sohbet edelim, müzik dinleyelim. Ama ben hiç öyle değilim, direkt böyle. Ben bu sene kadar hiç turşu yemedim. Hiç. Sıfır. Sıfır. Bu da yine ön yargılı olmamdan kaynaklı bir şey. Yok ben sevmiyorum, yok turşu almayayım, yok sağ olun. Yine hep bu triplere girdiğim için hiç yemediğim yemeklerden bir tanesi daha turşu. Ama turşu dedikten sonra bayıldım ve şu anda da mevsimi geldi diye çok mutluyum. Hatta biraz kışa yaklaştık diye. Bu yüzden turşu çok seviyorum. Turşu güzeldir. Başka ne yemedim böyle, var ya, sırf bununla ilgili bile bir video çıkar. O kadar çok şey vardır ki. Ama en önemlisi şu tatlılar ve turşu yani, gerçekten. Turşu nasıl yemezsin ya? Baklava nasıl yemezsin sen? Keşke ağzıma zorla tıksalarmış. Ye şunu diye baklavayı böyle. Evet arkadaşlar, son bilgimize geliyoruz. Bu da benim ileride istediğim araba. Şu an ben 17 yaşındayım bildiğiniz gibi. Yani 18 yaşında muhtemelen olmaz. Çünkü biraz pahalı bir araba. Ama ileride diyeyim, hani 20 yaşlarımda olabilir. Yani ileride bu arabayı kullanmak gerçekten çok istiyorum. Mercedes'in jipi arkadaşlar. Cidden çok istiyorum. Çok güzel bir araba. Bence çok estetik gözüküyor gerçekten. Hem de böyle Barbie arabası gibi. Hele beyazı var ya, tam Barbie arabası yani. İşte bu araba. Ve bence çok güzel. Ama Mercedes'in en pahalı arabalarından biri olduğu için kendisi. Babama selamlar. Şaka maka. İleride istiyorum yani, şu an değil tabii ki de. Evet. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha çok bu tarz videolardan görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve istediğiniz videoları da yorumlara yazın. Bir de beğenin. Bir de bana baklava gönderin. Teşekkürler. Görüşürüz. Now I need someone to bring me back to life.